Merhaba arkadaşlar Temel Teknik YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bu videomuzda Türk Hava Yolları hisse senedinin teknik analizini inceleyeceğiz. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Videomuza geçmeden önce ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Kanalımıza hafta içi her gün saat 21.00'da canlı yayınlar yapılmaktadır. Sizler de canlı yayınlarımıza katılarak istediğiniz hisse senedinin analizini yaptırabilirsiniz. Arkadaşlar Türk Hava Yolları'nda şu anda 225 seviyesi olan direncimizde güzel bir kapatma yaptı. Zaten kağıdımız iniş bir trendi vardı. İniş trendimizi kırmıştı. Yukarı doğru öncelikle 220 arkasından da 225 direnci üzerinde çok güzel bir seviyede kapatmayı cuma akşamı gerçekleştirdi. Şimdi arkadaşlar buradaki kapanış bizim gayet güzel bir şekilde olduğunu söylemiştik. Özellikle aşağıdan gelen bir yükselen trendimize doğru iğne atmıştı bir önceki gün perşembe akşamı. Cuma günde bunu üzerinde gitme ihtimalinin yüksek olduğu anlamına geliyor. Şimdi his hissemiz şöyle bir yukarı doğru bir trend aslında oluşturmaya başlıyor arkadaşlar. Aşağıda bizim MACD RSI'mize baktığımız zaman arkadaşlar bizim MACD'miz öncelikle 4 günlük bir pozitif yönde ilerlemeye devam ediyor. RSI'miz ise işte kırma noktasını yaptı. Bu da ekstra olarak kağıdımıza, hisse senedimize pozitif yönde alımların olabileceği anlamını taşımaktadır. Günlük baza baktığımız zaman arkadaşlar bizim bundan sonra yani önümüzdeki hafta nasıl bir yol izleyebilir? Öncelikle buna değinmek istiyorum istiyoruz. Kağıdımız bu şekilde devam ederse özellikle endeks bazlı yükselişler kağıdımıza olumlu yönde etkileyecektir. Bu yönde olumlu etkilemeler kağıdımızı hızlı bir şekilde bizim aşağıdan gelen yükselen trendimizin üzerine doğru bir süreç içerisinde olduğu anlamına taşımaktadır. Eğer ki kağıdımız arkadaşlar önümüzdeki hafta içerisinde yükselen trendimizin üzerine çıkar ve 220 seviyesi üzerine bir kapanışlar gerçekleştirirse ileriki günlerde kağıdımıza yeni fiyatlandırmalar özellikle kaldığı yerden yükselmelerin devam etme ihtimalini doğurmaktadır. Tabii ki borsada geri çekilmelerde söz konusudur. Eğer ki olumsuz endeks bazlı kapanışlar görürsek hissemizin ilk etapta 221 seviyesi Bizim ara bir desteğimiz aynı zamanda yükselen trendimizin altına da kırması, kağıdımızı yeniden aşağı doğru fiyatlamalara, 202 seviyelerine kadar geri çekme söz konusudur. Ancak aşağıdaki MACD ve RSI'miz kağıdımızın önümüzdeki hafta yükseleceği anlamını bizlere okutturmaktadır. Kağıdımıza 4 saatlik baktığımız zaman değerli dostlar, 4 saatlik de, de RSI ve MACD değerlerimiz gayet güzel bir şekilde hem MACD'miz pozitif, hem RSI'miz pozitif bir şekilde yön almaktadır. 1 saatlik süreç içerisinde ise kağıdımızın RSI'yi pozitif tarafta kırmış ve MACD'mize kapanışı pozitif yönde bitirmiştir. Orta ve uzun vadeli bir alımlarda bu kağıdımıza yatırım yaptığımız zaman güzel seviyelere gelme ihtimalleri yüksek görülmektedir. İlk etapta 250 seviyesi bizim için iyi bir direnç olacaktır. Bu direncimiz üzerine kapatmaları kağıdımızın 267 seviyesi olan daha önce test etmiş olduğu direnç seviyelerine doğru getirecektir. Eğer ki kağıdımız buralarda ve tabii ki buraların üzerinde kapanışlar görürsek yeni yeni fiyatlandırmaları görmemiz mümkün olmaktadır. Hacmimizin iyi olması, yüksek olması kağıdımızı yeni fiyatlara getireceğini bizlere tekrardan kanıtlamıştır. Değerli dostlar sizlere Türk Hava Yolları hisse senedinin teknik analizini yaptık. Önümüzdeki hafta fiyatlandırmalara bakacağız. Sizlerde istemiş olduğunuz bir hisse senedi kağıdı varsa analizlerini yapabiliriz. Yoruma yazmanız yeterlidir. Kanalımıza abone olup like atabilir ve bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.